Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. 6. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı soru çözümlerinin devamını gerçekleştiriyoruz. Ve D şıkkında complete the sentences with simple past tense. Evet geçmiş zamana göre geçmiş zamana göre bizim fiilleri yerleştirmemiz isteniyor. Ee, geçmiş zamanda da ayrımımız şu. Fi, evet, cümlemiz olumluysa fiilimiz ikinci halde düzenli veya düzensiz fiil değişiyor. Ama her zaman fiilimiz ikinci halde olumsuz negatif ve question yani soru formlarında fiil her zaman birinci halde. Kuralımız bu. Bunu unutmuyoruz. Evet sorumuz o evet, soru ifademiz var. Soru ifadesi olduğu için fiilimiz birinci halde. Yani aynı şekilde kullanıyoruz. Did you fall from the tree last year? Sen geçen yıl ağaçtan düştün mü? İkinci ifademiz not play. Olumsuz yapacağız. O zaman did yardımcı fiilimiz değil mi? Olumsuz arkadaşlar didn't fiilimiz birinci halde didn't play tennis last year. Evet she didn't play tennis last year. O geçen yıl tenis oynamadı. Evet yine üçüncü ifademiz olumlu halde. Demek ki fiilimizin ikinci halini kullanacağız. Eat yemek fiili ikinci hali ate. Evet Canan ate ice cream Evet ice cream last evening. Canan geçen akşam dondurma yedi. Evet yine dördüncü ifademiz olumlu. Drink. İkinci hali drank. Drank. They drank some tea three hours ago diyor. Onlar 3 saat önce biraz çay içtiler. Dö beşinci ifademiz. Beşinci ifademiz yine olumlu past tense olduğunu bakın sonlarındaki zaman ifadelerimizden de anlıyoruz. Helen ve Metin. Evet Halem ve Metin. Drive. İkinci hali draw arkadaşlar. Drive, draw. Car. Two days ago. Onlar iki gün önce araba kullandılar. Evet altıncı ifademiz yine olumlu. Cut düzensiz. Cut, cut, cut. Birinci ve ikinci hali aynı. He cut his finger last week. O geçen hafta parmağını kesti. Evet yedinci ifademiz not gelmiş. Bakın olumsuz yapacağız arkadaşlar. Ne demiştik? Sadece olumlu yapılarda fiilin ikinci hali. I didn't I didn't, fat, feed. Evet, I didn't feed. that cat last night. Ben geçen gece o kediyi beslemedim. Evet. Tabii biz evcil hayvanları veya sokak hayvanlarını beslemeye özen gösteriyoruz arkadaşlar. Sekizinci ifademiz he. Öznemizle başlıyor. Do fiilimiz yapmak cümle olumlu olduğu için do ikinci halde did. He did his homework yesterday şeklinde olur. O dün ev ödevini yaptı. Evet dokuzuncu cümlemiz soru ifadesi. Did kullanılmış demek ki fiil birinci halde a olduğu gibi yazıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Did you play chess yesterday? Sen dün santranç oynadın mı? Evet on. The tenth one. 10. soru. We özlemizde başlıyor. F evet olumlu bir cümle. Fiil ikinci halde walk düzenli. İkinci hali walked. Evet. Fiillerin ikinci hali id takı alır. Evet. Biz dün parkta oynadık. Evet. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada da F şıkkında match the pictures with the words. Kelimeleri resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Evet. İlk ifademizde bir göl var. Gölün anlamı da İngilizce karşılığı lake, Lake. Evet, ikinci görselimiz deniz kenarı, güzel bir yaz manzarası ve deniz kenarı anlamında sea side. Beach de diyebiliriz arkadaşlar. Bunu sahil anlamında, plaj anlamında beach de kullanabiliriz. Evet, dağ var. Gördüğümüz gibi karlı dağlar. E, o zaman mountain. Ve ağaçlı resmimiz Evet. Forest ve su akıyor ağaçların arasından dağlardan geliyor. Nehir göl anlamında river. Evet, river. River nehir göl. Evet, diğer sorumuza hemen geçiyoruz. Burada da meslekler öğrenmiştik. Evet, meslek sorularımız şu şekildeydi. What's your job ya da what's your occupation senin mesleğini fakat farklı birinin mesleğini sorarken şu şekilde diyorduk what is evet what is his job what is her occupation onun mesleğini şeklinde ve meslek isimlerini belirtmiştik evet önce meslek isimlerini anlamlarını tek tek yazalım cook evet aşçı cook aşçı secretary sekreter artist sanatçı Taylor, terzi driver sürücü bus driver car driver farmer çiftçi architect mimar singer sanatçı şarkıcı evet, ilk akla gelen anlamı şarkıcı vet vet veterinerin kısa şekli arkadaşlar vet veteriner pilot pilot Evet, görsellerimizi tek tek eşleştirelim Pilot. Evet, ilk görselimiz pilot. İkinci görselimiz elbiseler var, Dikiş makinesi görüyoruz, yani tailor, terzi. Üçüncü görselimiz de kişinin mesleği, evet, proje çiziyor, ee, arkeet. Diğer bir ifademiz, evet, resim yapıyor, gördüğümüz gibi painter. Ya da burada ne demiştik arkadaşlar, artist. Painter da diyebiliriz. Evet singer. Şarkıcı. Evet bilgisayar başında çalışan biri. Yani sekreter. Secretary. Evet. Açımız güzel bir yemek yapmış. Galiba cook. Açı. Evet. Bir diğer görselde hayvan inceleyen bir görevli mesleği. Evet. Veteriner. Vet. Devamı. Farmer. Evet son görselimizdeki meslek ismi de driver yani sürücü. Bu şekilde de meslek isimlerini böyle eşleştiriyoruz ve son sorumuzda da choose the correct option Evet. şıklı sorularımız var. Bu şıklı sorularımızda dikkat ediyoruz arkadaşlar. İlk soruda başlı, ilk sorudan şu şekilde başlarız. I stayed in a on Monday vacation last summer. Evet bir görselimiz var. Görselimize dikkat ediyoruz görselimizin olduğu şeklin adı tent yani çadır. Şıklarımızda da tent var. Evet ben geçen yaz tatilimde bir çadırda kaldım anlamında. Evet. İkinci resimde görsel yok bakın arkadaşlar. Görsel yok, diyalog var. Cevap da bizim için önemli. Ve hangi zamanda sorulmuş? Is the fun fair. Cevapta da tarih belirtmiş. Mardın 21'i. Evet. Fun fair yani Lüne Park Tarihini soruyor demek ki cevabımız when. Saat olarak belirseydi what time derdik ama gün olarak, ay olarak bildirdiği için when yani ne zaman anlamında kullandığımız ifade veya soru kelimesi. Evet üçüncü görselimizde bir resim var görselimiz üçüncü ifademizde. Evet sorumuz da şu şekilde she yesterday geçmiş zaman olduğunu yesterday dün o ne yaptı? Evet görseldeki e, kız yaptığı şey. E çiçek topluyor. O da picket flowers. She picket flowers. Diğer şıklarımızın anlamlarına bakalım. Climate mountains. Dağlara tırmandı diyor. B şıkkında learned diving. Dalmayı öğrendi. C şıkkında da go'nun ikinci halini kullanmış. Went hiking. Yani doğa yürüyüşüne çıktı anlamında. Veya doğa yürüyüşü yaptı. Dördüncü ifademiz I went to the cinema two days. Evet. Two days biz zaman ifadesini belirteceğiz. Past tense'de üç tane yapıyı özellikle unutmuyoruz. Yesterday ago ve last. Evet. ago önce demek ama öncesini alır. Evet. Two days ago burada kullanılır. Kendi önce ama kendisi zaman ifadesinde sonradan kullanılır. Last da sonra anlamında ama önce kullanılır. Böyle bir zıtlık var. Buradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Last week mesela. Geçen hafta. Two days ago da iki gün önce. Next ne olmaz? Next'e gelecek zaman ifadesi dedi. Next year mesela gelecek yıl gibi. Beşinci sorumuza geçiyoruz. You play football yesterday. Evet, sen dün futbol oynadın mı diye soracak. Cevapta da ne diyor? No diyor arkadaşlar. Fiilimiz var. Fiilimizin olduğu geçmiş zaman ifadelerinde yardımcı fiilimiz ne kullanıyorduk arkadaşlar? Did. Soru did ile başlıyor. Şunu da unutmayın. Soru da yardımcı fiil ile başlarsa cevap da onunla biter. Did ya did olacak ya da didn't şeklinde. No olduğu için no I didn't şeklinde cevabı tamamlar. Did ve didn't'ın olduğu şık da aşık arkadaşlar. Bir diğer ve son sorumuz I am a, boş bırakmış meslek ismini. I put out a fire. Fire ateş. Put out da söndürmek arkadaşlar. Put out. Bunu unutmayın. Put out söndürmek fiilimiz. Ben ateş ve yangını söndürürüm anlamında. O zaman mesleği evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi fireman ya da fire fighter diye öğrenmiştik. İtfaiyeci. Diğer meslek isimler doctor, doktor, postman, postacı ve engineer, mühendis demiştik. Evet. Soru çözümlerimizi bu şekilde gerçekleştirdik. Size sınavınızda başarılar arkadaşlar. See you later. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.